mimarlık okudum. Mimarlar bina yapar gibi böyle bir genelleme var. Mimarlık eğitimini alıp onun formasyonundan ve metodlarından yararlandım ama ben şu anda hiç bina yapmadım. Ama yani üniversiteye girme şeklim tasarım pratiklerini öğrenmek içindi. Sonra da dedim ki mimarlık Türkiye'de oturmuş bir eğitim düzeniydi. Bana gerçekten böyle bir formasyon verdi. İlk de mimarlığa girmişim dedim. Eminim endüstri ürünleri tasarımının altında endüstriye yönelik ürün tasarlamak için kodlar var. Başka tip üretimler için de kodlar var, tekil nesneler için de. Ama mimarlık tekil nesne tasarlama pratiklerinde beni geliştirdi. Ben de o yüzden ürün tasarlarken daha çok craft'a, endüstriyel olmayan tarafa doğru kaydım. Ve üniversitedeyken bir grup arkadaş bir şeyler yapmaya başladınız daha o zamandan. Ya bir yandan bu da tabii önemli bir şey. Bunu işte genellikle konuştuğumuz birçok yaratıcının söylediği bir şey bu. Öğüt olarak da işte Candaş da çok anlattı bunu bize. Hani bir şeyler yapmayı düşünüyor olabilirsin, bir sürü planın olabilir ama boş durma. Boş durmayın. Yap, bir şey yap, yap, yap. O yaptığın şeylerin de sonunda senin işini tanımlayan ve seni tanıtan önemli bir şey olacak. Bir yandan böyle zombiye döndüğümüz sadece ekrana bakarak ama bir yandan da sohbet edebildiğimiz 6 sene yaşıyorsunuz. Orada fikirler çıkmaya başlamış. Ortak dertlerimiz olmaya başlamış. Bir kolektif adını koyduğumuz bir şey üretmişiz. O zaman gitmişiz. Festivallerde mimarlık var. Mekansal bir kurgu var deyip birkaç tane örneğini de alıp önce çalışıp sonra bu fikirlerimizi merak eden, bunları yazmaya başlamışız etrafta. Merak ettikleri için Katü'ye sunuma gitmişiz. Bu ilk o tıran aşamalarında bence ilk durak. Gelelim Bomonti Avluya. Ben sen konuşurken fark ettim ki yani konuşmaya festival diye başladık ama biz festival olduğunda 4 gün kalıp gideceğini biliyoruz. Bir ay kalıp gideceğini biliyoruz. Malzemenin seçimi, cinsi ona göre gidiyor. Bu Bomonti'de sahne diye gördüğünüz yığın aslında ilk önce ilk avludaydı. Burası bir tarihi alan, eski bir bira fabrikası. Bunun restorasyonu gerçekten uzun zamanlar alan bir yer ama bir yandan da ticari bir yapı. Bir kısmı açılıp bir kısmı kapalıyken insanların güvenliğini alabilmek için bir örtme duvarı olarak ilk önce alt daha açılmamıştı ama atölye, Babilon ve Kilimanjaro onlar açılmıştı. Orayı ayıran bir sırttı. Altın açılışından sonra burayı ikinci bir faz olarak yeniden kurduk. Çünkü artık açık sahne, bahar geliyordu, açık sahneye ihtiyaç vardı. Ama arkasındaki alanlar hala koruma kurulundaydı. Sonra arkasındaki alanlara da çıkma sağlanınca üçüncü fazı geldi. Ama 2-3 sene kalacağını bilmiyorduk. Çünkü kullandığımız şeyler sürekli dolaşımda olan ahşap paletler, üzerine örttüğümüz lambriler cilalı ama ömrü belli olan ahşaplar. Nem, kar, yağmur hepsine maruz kalıyorlar sonuçta ve çürümeye açık malzemeler. Mesela buradan öğrendiğim, paylaşmak çok kârlı olabilecek bir bilgi var. Burası yandaki gökdelen yüzünden, Bomonti'nin bahçe Hilton'un yüzünden bir hızlı bir rüzgar alıyor. Yani yapılı çevre rüzgarını alıyor ve burada insanlar hep beraber oturmaya çalışacağız. Ya ikinci turlarda yani bahar gelmeye başladığında ilk başlarda böyle daha döne döne iterasyonu daha eğlenceli gözüken tasarımlar yaparken burada rüzgarı kesmek için iki kat yaptığımız şey gerçekten işe yaradı. Öyle ki geçen sene yaşadığımız dev fırtınalarda o rüzgara dayanıp ama insanların rüzgarını kesen bir tasarım çıkmış oldu. Festival benim için malzeme üretilip tüketilen ve benim pratiklerimi geliştirebildiğim o yerdi. Ben bugün bana festival mimarı mısın diyorlar. Çin'deki festival mimarlarına bakıyorum. Kesinlikle onlara benzemiyorum. Yani kocaman figürler yapıyorlar, dev sahneler, hareket eden nazlar. Orada böyle bir beklenti var ama ben o değilim. Maker diyorlar. Craftman diyorlar. Ben şu an ne olduğumu bilmiyorum. Mimar olduğumu söylemek kolayıma geldiği için böyle bir label'ım olduğu için söylüyorum ama buralardan öğrenip
üreten biri. Değişimi kabul ettikçe daha çok ilerleyebiliyor insan ve genellikle geçmişimize baktığımızda o zamanki kimi kararlarımızı, söylemlerimizi, laflarımızı küçümseme eğiliminde oluruz. Çünkü o zaman şimdiki kişi değilizdir. Şu anda da kendimizi çok olmuş ve iyi görürüz ama bir sene sonra da şimdiki halimize baktığımızda genellikle böyle söyleriz ama sen bir şeylerin temelini biraz iyice düşünüp oturtmuşsun ve ondan sonra da hep onun üzerinde inşa edebilmişsin gibi görünüyor kariyerini.